formasyon, bakterinin bulunduğu ortamdaki DNA parçalarını kendi DNA'sına entegre etmesi anlamına gelir. Bir bakterinin ortama verdiği DNA, diğeri tarafından bir çeşit yutma yöntemiyle alınarak kromozom zincirine eklenebilir. Bu alınma çoğunlukla fagositozla veya benzer şekillerde olur. Bu yolla eklenen DNA, bireye yeni özellikler kazandırır. Yoğun bir tuz çözeltisinde bekletilen bakteriler, rekombinant DNA çözeltisiyle karşılaştırılır ve 420 santigrat derecede 10 dakika ısıtılıp ani bir soğuk şoku uygulanır. Böylece tuz çözeltisi DNA'yı yoğunlaştırıp hücreler üzerine çöktürülür. Sıcak soğuk şokuyla hücre zarındaki delikler genişler ve rekombinant DNA içeri girer. Tek hücreden çoğaltılan çok sayıda hücreye klon denildiğinden kullanılan bu teknikte çoğunlukla DNA klonlama diye bilinir. Ancak klonlama zaten var olan bir üreme mekanizmasına zaten var olan bir genetik bilginin eklenmesinden ibarettir. Biyolojik bir işlem olan klonlamanın evrimle hiçbir ilgisi yoktur. Bu işlemde ne yeni bir mekanizma ne de yeni bir genetik bilgi üretilmiş değildir.